أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورب ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وله الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاء ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. تجري من
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. Allah razı olsun. İkinizin de ağzına sağlık. Hocalarıma teşekkür ediyorum bu güzel Kur'an tilaveti için. Halil Necipoğlu hocamız bugün bizimle birlikte. Bugün bizi kırmadı geldi. Sağ olsun hafız, bestekar. Onu zaten ekranlardan aşinasınız. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasının iki jüri üyesi bugün. Osman hocam zaten her hafta bizlerle. Tabii Halil Necipoğlu hocam biz de yanında beraber. Sıra ediyorum estağfurullah. Hayırlı cumalar, hoş Allah geldiniz. Ekranları başında bizi izleyen herkese de bir kez daha hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar diliyorum efendim. İnşallah yine güzel bir cuma sohbeti İnşallah. Gerçekleştireceğiz İnşallah. Hocalarımızla. Yani. Çok teşekkür hocam, ediyorum, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, huzurunuzda olmak büyük bir imkan, büyük bir lütuf. Çok teşekkür ediyorum. Davetin için çok biz teşekkür ediyorum. Ediyoruz hocam, bizi kırmadınız. Kıymetli, çok saygıdeğer Osman hocamla birlikte bu mübarek cuma vaktinde değerli izleyicilerimize selam etmek, sizin vesilenizle burada olmak benim için de büyük bir mutluluk. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Hocam size de ayrı cumalar. Eyvallah Ali Şen kardeşlerim. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ben bugün her cuma mutluyuz da bu cuma biraz daha mutluyuz çünkü Halil hocam teşrif etti. Estağfurullah. Ben de zaten halinizi gibi kendisine müteşekkirim. Allah razı olsun. Memleketimiz için ayrı bir değer, ayrı bir güzellik. Efendim. O zaman direkt bir şeyden bahsedelim mi hocam? Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasının adaylık seçmeleri başladı. Evet. Eyvallah. Elemeleri başladı. Evet, nasıl başvuracaklar? Evet. Onlardan bir bahsedelim. Ne zaman başlayacak program? Yine Ramazan ayında olacak. Ondan bir bahsedelim. Estağfurullah. Şimdi bizim her yıl aziz bir misafirimiz var. Şehrimize gelir. Ramazan. Evimize gelir, gönlümüze girer. Ve Ramazan bizi yeniden inşa eder. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif'in hasretiyle biz 11 ay bekleriz. Sultan olması da o beklediğimiz dolayısıyladır. Yani 11 ay biz bir sultan bekliyoruz. Bu sultan öyle ki bizim kalbimizin ta derinliklerine, diplerine kadar bizi etkisi altına alır, almalıdır. Bizi gelişiyle adeta bir bahar müjdesiyle müjdeler ve ruhumuzun semalarına kadar yükselmemizi sağlar. İşte Ramazan-ı Şerif'in atan kalbi Kur'an'dır. Hı hı. Yani nasıl ki hayatın atan kalbi Ramazan-ı Şerif ise bir Müslüman dünyası için söylüyorum. Bir mümin için böyle bir bakış açısı olmalıdır. Ramazan-ı Şerif'in de atan kalbi Kur'an'dır. Biz biraz sonra eğer müsaade ederseniz, kıymetli hocam da müsaade ederse, yaşadığımız bu zor zamanlarla alakalı aslında kardeşliğimizin de ayrı bedenlerde atan bir kalp olması gerektiğini Gazze üzerinden birkaç cümleyle arz etmek isteyeceğim. Aynen söylerim hocam. O çok önemli bir mevzu. Yüreğimiz yanıyor. Ve atan bu Kur'an kalbi insanın, Müslümanın hayatının Kur'an olması gerektiğini bize söyler. Bu ülkede 7 yıldır sevgili TRT'miz vasıtası ve vesilesiyle değerli halkımıza Kur'an'la olan irtibatın ne olması gerektiği hakkında hem icrası itibarıyla hem Kur'an'ın bize söyledikleri itibarıyla bizim o söylediklerine karşı nasıl bir duruş göstermemiz gerektiği itibarıyla anlatımlarda bulunmak suretiyle işte Ramazan'la birlikte atan kalbimizin ritmini, heyecanını daha da yoğunlaştırıyoruz. Bu sene 8. sezon olacak. Maşallah. Allah kısmet ederse. Onunla ilgili bir VTR'miz var. Şöyle bir hatırlayalım mı? Başsın. Yarışmalarda neler yaşanmış? Başsın. Nasıl başvuracaklar? Onunla ilgili arkadaşlarımız bir VTR hazırlamış. Buyurun efendim o VTR'mizi izleyelim, üzerine konuşalım.